Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Saltanat tipi yenilikçi bir PvP server var. Tanıtacağız inşallah. Daha sonra da burayı oynamayı düşünüyorum. Bu PvP'nin ilerleyen bölümleri seri seri gelebilir. Mesela bir gün elleri dönüştürürüz, bir gün zırhları, içitemleri falan filan. Özellikle PvP'nin adı Fedakar MT2. Lycan'lı server, saltanat tipi server bayağı var şu an piyasada ama Lycan olanları pek bulunmuyor. Bunun dışında server %100 VS'lik değil, orta yemek bir server. Şöyle sırayla size NPC'leri bir göstereyim. 249 level başlıyorsunuz, direkt geliyorsunuz. Galender NPC buradan 250 level ult diyorsunuz. Bunun dışında burada skin sıfırlama, cinsiyet değiştirme, kahraman olma, krallık değiştirme, loncaya XP verme şeylerde bulunuyor seçenekleri. Onun dışında epic yine burada item yapmayan dahi diye bulunuyor. Burada elleri dönüştürüyorsunuz. Bakkal teyze gördüğünüz gibi markette bu şekilde. Öncelikle şu yüzük, Ekin yüzüğü yazan yüzük, Şebnem yüzüğü. Size iksirlerin şeyini süresiz vermiyor ama bu envanterinizden gitmiyor. Yani her ışınlandığınızda bunu yeniden açmanız gerekecek. Ondan sonra envantere bakıp demeyin işte nerede ışınlanma yüzüğü falan. Işınlanma yüzüğü şu alt bölümde bulunuyor. Head menüsü aşağı, depoyu aç falan, bunlar hep burada bulunuyor. Oyuna başladığınız ilk yapacağınız şey dediğim gibi işte 250 level olmak. Daha sonrasında şöyle bir itemlerinizi yapın birkaç tanesini. Sonra direkt buradan kırmızı bayrak adaya ve mavi bayraksanız mavi bayrak fark etmez. Adaya geçiyoruz, orada metinler var, birazdan göstereceğim. Orada bar ve malzeme sandığı kasıyoruz. Daha sonra burada katakomb var. Buraya elinizi son dönüşüm yapmadan gitmeyin. Katakombu kesemezsiniz. Genelde tek atıyor. Burada yine maplar var. Arpa kasma bölgesi falan filan. Hepsi yazıyor tek tek. Artı 9 taş basma bölgesi diye. Buralara ışınlanarak, ama ışınlanmada tabii ki su ve benzeri istiyor. Onun için yine adaya gitmeniz gerekecek. NPC'lerin tamamını göstereyim. Daha sonra adadan başlayalım isterseniz. Burada paket, yüzük, kemer, NPC var. Buradan bunları alabiliyorsunuz. Su taş, paket yap ve benzeri. Ben biraz kasmıştım işte. 1000 bar, 1000 su taşı ve benzeri bunları alabiliyorsunuz. Zincirler falan da paket yapıyor. Burada zaten bilgilendirme NPC bulunuyor. Burada tohum dönüştürücü, deri dönüştürücü ve benzeri var. Bunları dönüştürüyorsunuz şeye. Aristo ve Zagor'un kalbine. Bunlar da silahı son dönüşüm yapmayı istenen şeyler. Malzemeler. Bunun dışında burada pet, oto sandık ve benzeri var. Sandıkları kasacaksınız. Büyük ihtimal 3-4 envanter olacak. Sonradan demeyin bunları nasıl açacağız ve benzeri. Burada sandık açma NPC'si var. Şu an envanterde yok, daha sonra göstereyim. Üstüne bıraktığımızda 250 adet sandığı açıp içindeki malzemeler direkt envanterimize veriyor. Bunun dışında VS'lik pet, katalık pet ve benzeri de burada bulunuyor. Katalık pet yapmanızı öneririm en başta. Daha sonra çünkü iç dönüşümler yapmak için malzeme kasmamız gerekecek. Bunun için maplarda, Cape Dragon mapında boss kesmemiz gerekecek ve bu bosslar kolay kesilmiyor. O yüzden katapet şart. Onun dışında şimdi Krallar Adası'ndan başlayalım. Serverde biyolog yok. Yani biyolog var da biyolog görev diye bir şey yok. Otomatik yapılmış oluyor. Onun dışında geri kalan her şey zaten saltanattan birebir aynı. Evet, elimde artı 8 taş var. Bunu nereden bulacağım, bulduğunu diye sorarsanız pek bir bilgim yok. Bir arkadaş verdi bana da. Katakombu kesmeye çalışıyordum. Kesemeyince tabi. Serverdeki oyuncular bayağı yardımseverler. Yardım ediyorlar. O konuda sıkıntılar yok. Onun dışında şurada kasacağımız malzeme sandığından şöyle minik balığa benzer şeyler çıkıyor. Tipine bakmayın. Bu sudak balığı. Ben az daha atıyordum tabi. Haritayı açalım, bir yolumuzu kaybetmeyelim. Evet, gördüğünüz gibi metinler burada, malzeme metni diye bulunuyor. Metinler gayet kolay kesiliyor. Bunları kesmek için öncelikle dediğim gibi Şebnem yüzüğünü açıyoruz. Skillerimizi de açalım. Daha sonra başlıyoruz. Gördüğünüz gibi köşeye gidiyorlar zaten. Bunun dışında toplu skill vurabilen bir karakter açarsanız daha kolay bar ve malzeme kasabilirsiniz. Mesela Suru olabilir, ateş aleti açarsanız şaman da olabilir, kükremeci. Onun dışında böyle en fazla 2-3 gününüzü harcarsanız çarınızı full dizip daha sonra rahatlıkla vs atabilirsiniz.
Gördüğün gibi gayet seri seri kasıyoruz. Şurada bir yerde zaten barlar olduğundan dolayı eksiği şuraya koyalım. Nasıl kastığımızı siz de görün. Şu an 51 bar var. İyi izleyin. Temlere gelecek olursak bu arada metinleri keserken bunları da anlatayım. Temlere hep şunları kendimiz atıyoruz. Kesinlikle marketten ve benzer çekme yok. Sadece toplu kalkan markette var. 0 epe onu çekip dönüştürebilirsiniz. Bunun dışındaki elleri ve benzer kendimiz efsunluyoruz. Onun için kendinize bir tane efsun botu çağrışmanızı da öneririm. Şu an benim var bir tane şaman bot da. Elleri oraya bırakmışım, orada geliyor. Bir tane mesela şaman eli getirdim. 22 beceri, yarı, zeka ve kritik olması lazım. Öyle güzel efsunlar getirseniz kesinlikle bir daha efsun botuna koymayı düşünmeyin. Onun dışında boss keserken ve benzeri kesinlikle bu benim şu an ortalamalı var diye metin keziyorum diye ortalamalı ama bunu kesinlikle becerili olması gerekiyor. Ortalamayla yani düz vuruşa bosslara pek bir şey demiyorsunuz. Genelde skill atmanız gerekecek. Onun için becerili yapmanızı öneririm. Onun dışında zaten gelişmiş elmas var. 4 taş basıyorsunuz. Bir tane becerili el yapsanız 3 karakter taşı, bir tane de canavar taşı basabilirsiniz. Onun dışında yine ekstra taşlar ve benzeri bulunuyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi fazla bir süre geçmedi. 51 tane olan barımız 89'a yükseldi. Malzeme sandıklarından da yine dediğim gibi şey çıkıyor. Nedirler onun adına? Bar da çıkıyor. Su taşı da çıkıyor. Her şey çıkıyor. Onun dışında şimdi konuşmayı bırakıp biraz bu videonun burasını hızlandırabiliriz. Seri seri gördüğünüz gibi arkadaşlar burada metin kesiyor. Seri alıp burayı hızlı bir şekilde biraz bar kasalım. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 5-6 dakika gibi kısa bir sürede 200 bar burada var, 200 de burada var, 400 bar kastık. Bayağı da bir malzeme sandığı da kastık. Kırmızı 2'ye gidip öncelikle size bu sandıkları açmayı göstereyim. Onun dışında barları ve benzeri de şeye çevirmeyi de göstereyim, su taş paketine.
ışınlanma yüzüğünü ben de durmadan arıyorum. Siz de aramayın. Dediğim gibi alttaki ben de bulunuyor. Ver mavi bire gidelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyun saltanatın aynısı olmasına rağmen bayağı da bir official, yani her yerinde gördüğünüz gibi kendi logosu ve benzeri var. Son dönüşüm zırhlarının arkasında ve benzeri de vardır. Henüz son dönüşüm zırh pek göremedim. Şurada bir kişi de var. Bunun dışında dediğim gibi katalog pet de şu an kimseden bulunmuyor. Oyun yeni açıldı zaten. Girip yaparsanız video çekeriz. Bölümler zaten devam gelecek. Onun için size sandıkları açmayı göstermeyle başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi binekler ve benzeri de bulunuyor. Kostüm de var. Öncelikle pakete gelelim şimdi. Kumpucuz paket ne becer. Aynen pet oto sandık geçiyoruz, üstüne bırakıyoruz, direkt açıldı. Gördüğünüz gibi paketlerden bardağı çıkıyor. Size tavsiyem en sondakini şöyle sırayla koyarak gidebilirsiniz. Oyuna başlarsanız şu avluncasını size tavsiye ederim, adamlar bayağı sağlam. Temelinde falan da yardım ederler diye düşünüyorum. Ben de şarjörler ama bildiğiniz gibi ben pek lonca seven biri değilim. Düğüm sallayamıyorum. Evet, şöyle birkaç tane sandık aldı, onları taştıktan sonra. Evet, gördüğünüz gibi 400 bar kasmıştık. Kastığımız malzeme sandıklarından da 184 bar çıktı neredeyse. 200 bara yakın işte, dediğim gibi oradan çıktı, 600 bar elde ettik. Şöyle geliyoruz burada. Gördüğünüz gibi paket yüzük, kemer, nefece ve benzer ve buraya geliyoruz. Büyük bar paketi yap. Envanterinizde tabi 1000 tane bar olması lazım. Evet, gördüğünüz gibi bar paketi oldu, buraya geliyor direkt. Bakalım 1000 tane su taşımız da varsa onu da yapalım. Evet, ben de sutaş paketi yaptık. Ondan sonra inciler de yine aynı şekilde buradan yapıyorsunuz. Evet, ince paketimiz de buraya geldi. Daha sonra malzemeleri şey yaparsınız. Deri ilacı ve benzerini de buraya, yine envanterin üstüne, envanter diyorum, nefecen üstüne bırakıp Zagor'un kalbi ve Aristo'nun kalbi alabiliyoruz. Bunlar dediğim gibi silahı son dönüşüm yapmaya yarıyor. Yani 105, bunun herhalde bir de 160'la ve benzer olması lazım. Bunları ilerleyen bölümlerde malzemeleri kasıp tamamlarsam gösteririm size. Evet, gördüğünüz gibi 200 level'e dönüşüyor. 200 level'in üstü herhalde 230 level son dönüşüm olması lazım. Evet, gördüğünüz gibi 750 adet su taşı. Altın bar istiyor 150 tane. 800 tane mavi inci, 600 tane de suda kaldı. Pek de bir şey istemiyor yani şu an. Dönüştürecek malzemeye sahibiz ama ben ellerin hepsinin hepsini gelsin, hepsini birden dönüştürmek istiyorum. Bugünkü bölümümüze burada son veriyorum. Şöyle size de bir köyü de gezdireyim ama. Şurayı çok beğeniyorum. Burada gördüğünüz gibi ağaçlar, maaşlar. İkinci köylerde güvercinler falan var, uçuyor tabi. Evet, buralar bu şekil. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi bölümün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde inşallah elleri, zırhları dönüştürürüz. Abone olup takipte kalmayı unutmayın. Şimdiden iyi günler, iyi oyunlar.